Selam arkadaşlar. Bugün incelemesi için bayağı geç kaldığım bir video ile geldim. Aslında uzun zaman önce izlemeye başladığım ama Black Friday sonra arkasından yılbaşı yoğun çalışma dönemimden dolayı bir türlü tamamlayamadığım ve sonrasında da bulduğum boş vakitte çalışma aralarında hızlıca tamamladığım, başlıktan da anladığınız üzere The Politician incelemesiyle geldim. Netflix'e özel yapılmış olan bir dizi. Açıkçası başlangıçta ben diziyi Netflix'te birkaç kez görmüş olmakla birlikte lisede geçtiği ve oyuncu kadrosunun genç oyunculardan oluştuğundan dolayı lise konseptli bir teenage, gençlik dizisi, kaba tabirle ergen dizisi olarak düşündüğüm için açıkçası hiç nedir ne değildir diye bakma gereği duymamıştım. Bununla birlikte bir süre sonra çok kıymet verdiğim, çok kıymetli hocam Kocaeli Üniversitesi'nden Türkolog Doktor Ece Onural'ın bana bir gün mesaj atıp Merve bu diziyi kesinlikle izlemelisin, çok sağlam feci kara komedi demesiyle birlikte nasıl yani oldum ve hemen bir bakmaya karar verdim. Ve iyi ki de onu dinlemişim, iyi ki de diziye bir şans vermişim diyorum. Diziye şöyle bir göz attığımda, incelediğimde ciddi anlamda bir şok geçirdim. Çünkü çoğu kişinin Glee ve American Horror Story dizileriyle, benimse hepsinden önce Nip Tuck'la hastası olduğum ikili Ryan Murphy ve Brad Falchuk ikilisinin elinden çıkma bir dizi bu. Ve elimizde muhteşem ötesi bir dizi var arkadaşlar. The Politician, yani Politikacı isimli bu dizi, Nip Tuck'ın keskinliği, sertliğini ve güzel olan bütün taraflarını, Glee'nin ise karakter seçkisini ve mizahi tarafını almış gibi görünüyor ki gerçekten de ortaya çıkan şey muhteşem. Tam da bu yüzden dizinin hastası olmuş olabilirim. Dizinin ana karakteri olan Peyton'ın Harvard Üniversitesi dekanıyla karşılıklı yapmış olduğu bir mülakat sahnesiyle açılıyor ve bu sahnede aslında bize dizinin konusunu veriyor. Daha çok küçük yaştaki bir çocukken Amerikan başkanı olmayı kafasına takmış bir karakter Peyton ve bu yolda da her şeyi yapmaya hazır. İnce ince, ilmek ilmek işlediği bu yolda eski başkanların gittiği yollardan geçiyor açıkçası. Mesela eski başkanların neredeyse hepsi Harvard mezunu ya da eski başkanların çoğu okudukları lisede öğrenci başkanı olmuşlar ya da eski başkanların çoğu lisedeki sevgilileriyle evlenmişler gibi. Bunun gibi bazı datalar var elinde ve tamamen bu yoldan gitmeyi hedefleyerek yolunu çiziyor. Dizi bu noktada size bir gençlik dizisi gibi görünebilir. Karakterler genç. Dizi zaten lisede geçiyor. Ama durup şöyle düşünün. Dizideki tüm karakterlerin yerine yetişkin bireyleri koyduğunuzda ve orayı lise değil de yetişkinlerin bulunduğu bir ortam olarak düşündüğünüzde, hedefi de öğrenci başkanlığından devlet başkanlığına çektiğinizde karşınızda açıkçası hepimizin tanıdığı bir görüntü var. Kendi ülkemizde dahil olmak üzere hemen hemen bütün ülkelerde seçim döneminde yaşanan tüme kaos, kargaşalar ve entrikaların içinde buluyorsunuz kendinizi. Yani aslında Ece hocamın da dediği gibi tam bir kara komedi var burada. Lise öğrenci başkanlığının ele alındığı bir dizi için isminin The Politician olması da zaten tam da bu yüzden oldukça manidar. Bu arada bahsettiğim mülakat sahnesinden sonra dizinin jeneriği akmaya başlıyor ve ikinci şokumu orada yaşıyorum. Çünkü bu dünyadaki en sevdiğim 5 şarkıcıdan bir tanesi olan Sufjan Stevens'ın en sevdiğim albümünün en sevdiğim şarkılarından bir tanesi olan Chicago çalmaya başlıyor. Dizinin jenerik müziği ve ben diziye daha başında aşık oluyorum. Netflix'in o jeneriği geç özelliğini hiç kullanmadığım yegane dizi olabilir. Bu arada jenerik filmi de muazzam. İnanılmaz minimalist ve inanılmaz ince düşünülmüş. Sarkastik ayrıntılarla dolu. Muhteşem bir jeneriği var ve inanılmaz minimal bir kısa film gibi. Ki zaten en başından o jenerik de bize tam olarak nasıl kalitede, hangi standartlarda bir şey seyredeceğimizi, bir dizi izleyeceğimizi de anlatıyor. Bu arada aranızda hala Sufjan Stevens dinlememiş olan varsa lütfen Illinois albümüne bir kulak verin. Dizinin karakterlerine gelirsek, başlangıç olarak Peyton'dan bahsetmek istiyorum. Peyton karakterini canlandıran oyuncuyu, yani Ben Platt'i biz Pitch Perfect filmlerinin Benji'si olarak tanıdık daha önceden. Sesinin çok güzel olduğunu, oyunculuğunun da oldukça iyi olduğunu biliyorduk Pitch Perfect izleyenler olarak. Dizide biz Peyton'ı aşırı hırslı, aşırı takıntılı, yarı sosyopat bir karakter olarak görüyoruz ki
yarı sosyopat diyorum. Çünkü Peyton'ın arkadaşları var, kalabalık bir çevresi var, hatta bir kız arkadaşı da var. Ama bununla birlikte Peyton duygularını geri plana atmış olan, tamamen mantığıyla yaşayan, donuk, duygusuz bir karakter. En azından böyle bir görüntü sergiliyor. Ama aslında oldukça duygusal ve oldukça içli bir çocuk Peyton. Ve tamamen kendi tercihleri sebebiyle, içinde bulunduğu yolda dimdik ilerleyebilmek için güçlü görünmek açısından bunu kimseye göstermemeyi tercih ediyor. Peyton'ı kendi öz çocuklarından daha fazla seven üvey anne rolüyle biz Gwyneth Paltrow'u görüyoruz. Paltrow'un canlandırdığı üvey anne Georgiana karakteri her ne kadar Peyton'ın üvey annesi olsa da kendi öz ikiz çocuklarından daha fazla sevdiğini her sahnede hem sözleriyle hem hareketleriyle çok net bir şekilde belli ediyor. Well, I would say that's a flawed study because I love you the most. I always have. Why does that make you cry? Because I love you so much. Aynı zamanda karakter olarak da Peyton'a o kadar çok benziyor ki kendi içinizden Peyton bu kadının öz çocuğu olmalıydı diyebilirsiniz. Duygularının değil mantığının yönlendirdiği aşırı açık sözlü, duygularından arınmış bir üslupla karşımızda Petrov'un karakteri ve kocasıyla öz ikizlerine karşı göstermediği yegane duygusallık parçasını da her zaman Peyton'a gösterdiğini görüyoruz. Dizide Peyton'dan sonra en çok gördüğümüz karakter sanırım Infinity karakteri. Kendisini daha önce Vampire Academy isimli kitap serisinden uyarlanmış olan Vampire Academy filminin ana karakteri Rose'u canlandıran Zoe Dodd canlandırıyor. Infinity gerçekten çok ilginç bir karakter. Başlangıç bölümlerinde ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl bir karakter olduğunu bir türlü kestiremediğiniz bir karakter. Hatta dizinin belirli bir noktasına kadar da iyi mi, kötü mü, gerçekten böyle biri mi, altında başka biri mi var, bir türlü tam olarak kafanızda oturtamadığınız bir karakter. Ama belirli bir noktadan sonra elbette ki onun da nasıl biri olduğundan emin olduğunuz bir nokta geliyor. Infinity dizide Peyton'dan sonra en çok gördüğümüz karakter ki kendisi de Peyton'ın başkan yardımcısı olarak seçtiği kanser hastası fakir öğrenciyi canlandırıyor. Bahsedeceğim bir sonraki karakter ilk bölüm itibariyle sempati beklediğimiz ve yine garip bir şekilde ilk bölüm itibariyle dizinin ileriki bölümlerindeki kaderini gördüğümüz River karakteri. River çok tatlı, çok sempatik bir delikanlı ve aynı zamanda Peyton'ın karakter gelişimi üzerinde belki de Georgiana kadar belki de Georgiana'dan daha fazla etkili olan bir karakter. Ki aynı zamanda da bir noktaya kadar başkanlık yarışında Peyton'ın en büyük rakibi. River Peyton'ın tüm bu mantıksal çerçevedeki dünyasından sıyrılıp duygusal tarafını gösterdiği yegane kişi olabilir belki de. Hatta içini açtığı tek kişi bile olabilir gerçek manada. Ama bununla birlikte yaşanan bazı olaylar sebebiyle bir noktadan sonra River yerini kız arkadaşı ve Peyton'ın okuldaki ezeli düşmanı olan Astrid'e devrediyor. Biz Astrid'i daha öncesinde Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'nin karısı Mary olarak izledik. Lucy Boynton tarafından canlandırılan Astrid karakteri hiç şüphesiz ki dizideki en tehlikeli karakterlerden bir tanesi. Peyton'dan gerçekten nefret ediyor ve tek istediği şey Peyton'u gerçekten ezip geçmek ve yok etmek. Peyton's possibly a homosexual. Astrid is a raging bigot. Ve maalesef ki bu yolda mübah olan her şeyi yapmaya hazır. We should have him assassinated. Too dark. Dizide hayranlıkla seyrettiğim karakterlerden ve oyunculuklardan bir tanesi de ona ait. Ve gelelim Peyton'ın arkasındaki ekibe. Her siyasetçinin arkasında bir ekip vardır hiç şüphesiz. Bir beyin takımı vardır. Peyton'un da tabii ki bir beyin takımı var. Ve bunların başını da benim hastası olduğum Peyton'un kız arkadaşı Alice çekiyor. That I'm a stone cold bitch with ice water in my veins. Alice oldukça karikatürize bir karakter. Ve ben kendisine hasta olmuş olabilirim. Alice'i Peyton'un kadın versiyonu olarak düşünebilirsiniz aslında. Aynı buz kalıbı ifade, aynı mantıksal düşünme tarzı, aynı hırslar, aynı o zenginlikten gelen snob tavır ve tabii küçük kadın görünümündeki giysileri, sürekli taktığı incileri ve o ikonik saç kesimiyle kendisine bayılıyorum. Ayrıca çoğu başkanın lise aşkıyla evlendiği bilgisine de sahip olan ve bu yolda her şeyi yapmaya hazır olan bir karakter Alice. Peyton için o geleceğin first lady'si ve bunun bilinciyle Alice de bir first lady'nin yapması gereken her şeyi yapıp bu yolda olması gerektiği gibi yürüyüp kendisinden beklenen tüm fedakarlıkları da yerine getiriyor. Beyin takımının ikinci üyesi Ryan Murphy mucizelerinden bir tanesi olan Glee'nin son sezonunda diziye Madison karakteriyle dahil olan Lara Dreyfus'un canlandırdığı McAfee karakteri. McAfee Alice'den sonra Peyton'a en sadık olan karakter diyebiliriz ve inanılmaz zeki, kriz yönetimi konusunda ciddi başarılı bir karakter McAfee. Peyton'ı da genelde düştüğü çıkmazlardan kurtaran ve sıfır panikle tam bir profesyonel
profesyonel gibi her şeyi kontrol altına alabilen bir kişi. Beyin takımının da bir noktada beyni o. Ve beyin takımının son üyesi olan James. Hangi durumda ve hangi pozisyonda olursa olsun ve hisleri ne olursa olsun, hatta Peyton gibi düşünmediği, onun yanlış yaptığını, hata yaptığını, yanlış yolda olduğunu düşündüğü zamanlarda bile koşulsuz bir şekilde Peyton'ı destekleyen biri James. James için hemcinsleri içerisinde Peyton'ın en yakın arkadaşı diyebiliriz. Ve Peyton için yapacaklarının sonu yok gibi görünüyor ki zaten dizinin son bölümüne kadar da Peyton'ın yanında olan tek kişi o diyebiliriz. Dizide gördüğüme en mutlu olduğum kişiden bahsetmek istiyorum şimdi. Ryan Murphy'nin vazgeçemediği oyuncularından biri olan ve yılların eskitemediği oyuncu muazzam kadın Jessica Lange'den bahsediyorum tabii ki. Ben Amerikan Horror Story'nin Muhteşem Zamanlarını ve Korkunç Zamanlarını izlemiştim. Korkunç Zamanlarını, o Çekilmez Zamanlarını seyretmemin yegane sebebi de Jessica Lange'in varlığıydı. Ve Jessica Lange artık dizide var olmamaya başladığı noktada ben de o dizide var olmamaya başlamış ve diziyi bırakmıştım. Muhteşem oyunculuğu ve kendisine hayran bırakan biri olan Jessica Lange elbette ki Politician'da da muhteşem bir şey çıkarmış ortaya. You think I should kill him? What? Yes, yes I do. Infinity'nin anneannesi Dusty karakteriyle izliyoruz onu ki kendisi gerçekten ikonik bir karakter. I'm Nana. Muhteşem görkemli oyunculuğuyla Dusty'yi ekranda gördüğüm her seferinde ekrana yapışmama sebep oldu. Dusty oldukça sinir bozucu bir karakter mesela ama bununla birlikte Jessica Lange'in onu aktarış şekli o kadar muhteşem ki sinir olmanız hatta nefret etmeniz gereken anlarda bile Dusty'den nefret edemiyorsunuz. Ki bence bu bayağı büyük bir şey. Ve diğer karakterlere gelirsek Georgina'nın öz çocukları olan ikizleri Martin ve Luther gerçekten olabilecek en embesil karakterler. Ki zaten içi boş, kabuktan ibaret karakterler yaratma konusunda Ryan Murphy'nin ne kadar başarılı olduğunu Glee'den de biliyoruz. Astrid'in başkan yardımcısı adayı olan Skye da oldukça ilginç bir karakterdi ki dizinin belirli bir noktasına kadar kendisi hakkında ne düşünmem gerektiğini bilemediğim, kestiremediğim, tam olarak yüzünü göstermeyen karakterlerden bir tanesiydi. Bununla birlikte final bölümüne kadar taşınmış olması ve taşınış şekli de oldukça hoşuma gitti. Dizinin çok ilginç bir kurgusu ve çok iyi bir hikayesi var. Ve bu hikaye aynı zamanda oldukça da sürükleyici. Ve aynı zamanda Glee izleyenlerin Ryan Murphy tarzından çok tanıdık bir şekilde hakim olduğu absürtlüklerle de ilerleyen bir kurgusu var. I want to go to the restaurant in Ratatouille, the one where the rat cooks. That's an animated film, Infinity. Rats don't actually work there. Mesela karısının kendisinden boşanmaya karar verdiğini öğrendiğinde evin içinde koşmaya başlayan ve bu koştuğu süre boyunca antikacıdan milyar dolarlar ödeyerek aldığı bir sandık hakkında ciddi bilgiler veren ve en sonunda da belli bir noktaya kadar koşup bahsettiği o sandığın üzerine çıkarak kendini camdan aşağı atan bir adam düşünün. Ya da yoğun bakımdaki babaları ölünce mirası annelerine kalmasın diye babalarını öldürmeye kalkışan ama babalarını öldürmeden önce yatağın başında hangisinin saniye farkıyla daha önce doğduğunu ve hangisinin daha büyük olduğunu, hangisinin sözünün geçeceğinin kavgasını yapan gerizekalı ikizleri düşünün. Glee'den çok fazla aşina olduğumuz bir şeydi bu absürtlük. Absürt anların hayat rutinine kusursuz bir şekilde yedirildiği ve normalleştirildiği bir dünya yaratmak Ryan Murphy için zaten çok kolay bir şey. Ve The Politician'da da bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Dizinin müzikleri bir Ryan Murphy dizisinden bekleneceği gibi çok güzeldi ve sinematografisi de gerçekten harikaydı. Aşırı renkliliğiyle Glee'ye göz kırpan dizi aynı zamanda Ryan Murphy'nin eşcinsel olması ve yaptığı tüm çalışmalara bir şekilde eşcinselliği de yedirmeyi çok sevmesinden dolayı dizide birçok karakter üzerinden de LGBT'yi teması işleniyor. Dizinin sahne geçişleri muhteşem ve kullanılan renk filtrelerine bayıldım. Yani dizi içerdiği kaos, kargaşa ve duygusal travmalara karşın aşırı renkli, aşırı aydınlık, aşırı canlı ve aşırı neşeli bir görüntüye sahip. Ki bu da gerçekten çok hoşuma gitti. The Politician'ın 8 bölümlük 1. sezonu sürpriz bir finalle sezonu kapattı. Ve 8. bölüm yani dizinin finali dizinin ilk 7 bölümünden oldukça farklı ilerledi. Oldukça şaşırtıcıydı ve 8. bölümü izlerken tam olarak şimdi ne oluyor diye düşündük. Bununla birlikte sezon finalinin son 5 dakikasında her şey toparlanarak bir anda o ilk 7 bölümün konseptine geri dönüldü ve bu şekilde kapanarak bize 2. sezonda da o ilk 7 bölümde bayıldığımız sahnelerle dolu bir yeni sezon geleceğinin işaretini vererek sona erdi. 2. sezonu Peyton'ı artık okul başkanlığından çok daha büyük bir şeyin yarışının beklediğini bilerek kapattık ve sezon
sezon bittiğinde ben lütfen bana daha fazla bölüm verin diye çığlık atacak pozisyondaydım. Bununla birlikte dizinin ikinci sezonu Temmuz ayında gelecek. Yani beklememiz gereken bir 6 ayımız var. Ama hiç yoktan iyidir. En azından 2020 yılı içerisinde ikinci sezonu izleyeceğiz anlamına geliyor bu. Sanırım The Politician hakkında söyleyeceklerim bu kadar ki bence oldukça geniş bir inceleme oldu diye düşünüyorum. Ama bu Ryan Murphy'nin işlerini gerçekten çok seviyor olmam ve bu diziyi de ayrıca çok sevmiş olmamdan kaynaklanıyor sanırım. Diziyi izleyenlerin dizi hakkındaki yorumlarını bekliyorum. Aynı zamanda olur da incelememi seyrettikten sonra bu diziye bir şans vermeye karar verenler olursa lütfen izledikten sonra da yorum bırakmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.